Network'ten yapılan açıklama şöyledir. P network, birkaç etkisiz üçüncü taraf borsasının ve potansiyel bilinmeyen üçüncü tarafların pi veya pi olduğunu iddia eden pi coinlerini listelemeye çalıştıklarının farkındadır. Veya pi network'ün rızası, yetkisi veya katılımı olmamıştır. Pi şu anda kapalı ağdadır ve pi network tarafından herhangi bir borsada veya işlemde listelendiği için onaylanmamıştır. Pi Network bu iddia edilen kayıtların veya listelerin hiçbiriyle ilgilenmemiştir. Şu anda Pi Network, tüm Pioners ve potansiyel Pi kullanıcılarına, eylemleri Pi Network'e bağlı olmadığından bu borsalardan veya üçüncü taraf aktörlerden herhangi biriyle etkileşime girmemelerini tavsiye etmektedir ve Pi kullanıcılarında önemli kayıp veya hasara neden olabilir. Pi Network ayrıca bu gönderilerin ve değişim listelerinin kaldırılmasını talep ediyor ve üçüncü taraflar ve borsalarla ilgili ek eylemleri değerlendiriyor. Bu arada, Pin’in bir borsa yoluyla işleminin kapalı mainnet döneminde açıkça yasaklandığını ve bunu yapmanın pi politikalarının ihlali olacağını tekrarlamak önemlidir. Pin’in kapalı ağ döneminin benzersiz yenilikçi tasarımı, ağın en iyi ilgisini çeken gerçek madde ve kamu hizmetleri ağ oluşturmak için stratejik bir seçimdir, topluluk ve bireysel öncüler akılda. Mainnet'in şu anki kapalı A dönemi Pinet Network’ün iki önceliğe odaklanmasına izin veriyor. Kitle KYC, göç ve ekosistem yardımcı programları oluşturma. Her ikisi de açık mainnete hazırlanmak için uygun bir ekosistem oluşturma hedefimize doğru atılan temel adımlardır. Buraya kadar Pi Network açıklamasını dinlediniz. Şimdi de kişisel yorumumu sizinle paylaşmak istiyorum. Huobi borsası dünyanın en büyük borsalarından biridir. Yani anlayacağınız yaş tahtaya basmaz. Network yönetici ve geliştiricileri bu duruma ahım şahım ses çıkarmamışlardır. Bu durumda insanın aklına bunların danışıklı dövüş yaptıkları ve her iki tarafında hoşnut oldukları gibi bir durumun söz konusu olduğu ortaya çıkar. Himadenciliği yapan insanlar da bu durumda heyecan içinde beklemektedirler bir süre daha bekleyecekleri de aşikardır. Çünkü daha KEC tam anlamıyla başarıya ulaşamamıştır. Bitcoin maddecilerinin yapacağı tek şey madenciliğe devam etmeleri ve gelişmeleri sabırla beklemeleridir.